Hey, Paraksilen Kimya izleyicisi. Kimya ve elektriği yarım bırakmıştık. Devam edelim mi? Kimya ve elektrikten redoksu işledik, aktifliği işledik, pilleri işledik. Ne kaldı? Elektroliz ve korozyon kaldı. Şimdi eğer Herkül de izin verirse elektroliz ve korozyon videosunu çekip ilk üniteyi bitirelim. Daha sonra 11'in ilk ünitesi, 12'nin ilk ünitesi, 12'nin ikinci, 11'in ikinci ünitesi şeklinde 11-12'yi beraber götüreceğiz biliyorsunuz. Hadi başlayalım. Öncelikle uyarmam gerekiyor ki arkadaşlar, elektrolizi de korozyonu da çok iyi anlamamız için mutlaka aktiflik ve pilleri iyi bilmemiz lazım. Aktiflik ve pillerden bize gelecek eksiklikler elektroliz ve korozyonu çok iyi anlamamıza engel olur. Bu yüzden bunları çok iyi bildiğimizi varsayalım. Nedir elektroliz? Elektroliz, elektrik enerjisini kimyasal enerjiye dönüştüren elektrokimyasal hücreye elektrolitik hücre, elektrolitik hücrede gerçekleşen olaya da elektroliz denir. Yani elektrik enerjisi kullanarak kimyasal tepkimeyi gerçekleştirme olayıdır. Kendi kendine gerçekleşmeyen bir olayı elektrik enerjisi zoruyla gerçekleştirme olayıdır diyebiliyoruz. Elektroliz, kendiliğinden gerçekleşmeyen bir kimyasal tepkimeyi elektrik enerjisi yardımıyla gerçekleştirmektir dedik. İki tip elektroliz sistemimiz var arkadaşlar. İki tip elektroliz sistemimiz var. Biri, bir sulu çözeltiye artı eksi elektrik verip onu elementlerine ayrıştırdığımız sistemler ki sorunun çoğu öyle. İkincisi de pile benzeyen elektroliz sistemleri, şuna benzeyen sistemler. Bu sistemlerden az soru geliyor ama çok basit bir cümleyle bu sistemleri anlayabiliyoruz. Ya Herkülcüm tatlım. Yani hiç izin vermiyorsun ama bakalım. Arkadaşlar bir pil sistemine yani şuradaki galvanik hücreye şu voltmetreyi çıkarıp voltmetre yerine kadar en az pilin ürettiği kadar akım veren bir üretici devreye ters olarak bağlarsan bu üreteç elektronun yönünün tersine akmasını sağlar. Elektronun yönü tersine aktığı için de olayların hepsi tersine döner. Yani anot katot olur, katot anot olur aslında. Hani olaylar tersine döner derken yine tabii ki anotta yükseltgenme, katotta indirgenme olur. Biliyorsunuz bu değişmiyordu. Bu değişecek bir şey değil. Bunu nereden hatırlıyorduk? Kimyada. Katotta indirgenme oluyor, yükseltgenme anotta oluyor. Peki değişen ne? Değişen şu arkadaşlar. Artık anot kabıyla katot kabı yer değiştiriyor. Sen şurada voltmetreyi çıkarıp voltmetrenin yerine üreteç bağlarsan yükseltgenmiş olan madde indirgenmiş olan madde yükseltgenmeye başlıyor. Buna elektroliz veya pilin şarjı diyoruz. Yani bu pil nasıldı? Şöyle bir hatırlayalım. Çinko bakır bir Daniel pili değil mi bu? Burada çinko yükseltgeniyor, bakır indirgeniyordu hatırlıyorsan. Yani çubuk çözünüyor, buradaki bakırlar çubuğa yapışıyor. Çinko çubuğun kütlesi azalırken bakır çubuğunda üzerinde madde birikmesi oluyor. Çinko elektron verdiği için dış devrede elektronlar çinkodan bakıra gidiyor. Ve aynı zamanda burada çözeltide çinko derişimi arttığı için eksi yüklü iyonlar tuz köprüsünde buraya, artı yüklü iyonlar da tuz köprüsünde buraya geliyor. Hatırladın değil mi? Bu bizim standart pilimiz. İşte bu pilde biz voltmetreyi çıkarıp devreye ters bir üreteç bağlarsak, bak çok dikkat et, ters bağladın. Elektron nereden nereye gidiyor? Eksiden artıya, elektronun yönü bu. Elektronu buraya gönderirsen, bak aşama aşama ezberleme. Elektronu buraya gönderirsen bu elektronu kim alır? Burada elektronu kim alır? Burada elektronu şuradaki artı alır değil mi? Şu eksinin alma seçeneği yok. Bu artı alırsa ne olur? Çubuğun üzerinde birikir. Burada da birinin elektron göndermesi lazım. Bu elektronu kim verebilir? Bu elektronu bakır verebilir. Şu bakır tabii ki bu zaten artı bu veremez. Elektronu veren bakır ne olacak? Çözülecek gitgide. Ne oldu o zaman? Burada çubuğun kütlesi azaldı. Burada gitgide artı yük miktarı arttığı için tuz köprüsünün eksileri buraya, tuz köprüsünün artıları buraya geldi. Yani artık anot burası, katot burası oldu. Biraz önce anlattığımız olayların tam tersi gerçekleştiği için buna pilin şarjı diyoruz. Bu bir elektroliz devresi. Kendi kendine gerçekleşmeyen bir kimyasal tepkimeyi elektrik enerjisi zoruyla gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu sisteme elektroliz veya pilin şarjı diyoruz. Ancak bu tip sistemler az soruluyor arkadaşlar. Daha çok biraz sonra göreceğimiz sistemler soruluyor. Burada mantık şu. Eğer sen pil
sisteminde voltmetreyi kaldırıp ters bir üreteç bağlarsan anokka katodun yerini değiştireceksin. Yani yükseltgenecek madde indirgenecek, indirgenecek madde yükseltgenecek. İşte ne bileyim çözünen birikecek, biriken çözünecek. Tuz köprüsünde eksi ikinci kaba gidiyorsa birinci kaba, birinci kaba gidiyorsa ikinci kaba gidecek. Elektron çinkodan bakıra ise bakırdan çinkoya olacak. Bu tamam değil mi? O zaman hadi ikinci elektroliz sistemimizi. Asıl çok sorulan elektroliz sistemine geçelim. Anlaştık mı? Hadi bakalım geçiyoruz. Hadi sen de buradan kalkarsan şuraya yazı yazacağım. Evet şimdi asıl sorularda çok sıkan elektroliz hücrelerine geçeceğiz. Ancak öncelikle hani biraz önce bahsettiğimiz pil ve pile ters akım bağladığımızda oluşan elektrolizle ilgili karşılaştırmalara bakalım. Galvanik ve elektrolitik hücre. Pil galvanik hücre, akım bağlayıp anotla katodun yerini değiştirdiğinizde elektrolitik hücre oluyor. Galvanik hücre de istemli redoks tepkimesi pillerde biliyorsunuz. Kendi kendine gerçekleşen bir redoks tepkimesi var. Elektrolitikte ise istemsiz gerçekleşen bir tepkimeyi elektrikle gerçekleştiriyoruz. Pil üretiyor, elektrolitik hücre tüketiyor. Pilde aktifliği fazla olan anot, elektrolizde ise hani ters bağladık yer değiştirdik ya, aktifliği az olan anot oluyor. Bunlar aklımızda zaten tam tersine çeviriyoruz demiştik. Hadi o zaman bahsettiğimiz devreye geçelim. Yani sorularda sorulan devreler. Nasıl bu? Bir kap alıyorsun. Bu kaba iyon içeren bir sıvı koyuyorsun. Saf olabilir, çözelti olabilir. İyon içermesi şart. İyon içermezse olmaz. Veriyorsun elektriği, veriyorsun elektriği, veriyorsun elektriği. Oh! Ne oluyor? Elektroliz oluyor. Anlaştık değil mi? Şimdi Şuradan elektronu gönderdik. Elektron biliyorsunuz eksiden artıya akar. Hayır tatlım akım değil elektron. Akımın nereden nereye aktığı beni ilgilendirmiyor. Elektron eksiden artıya akar. Elektron eksiden artıya akarken sen şuraya elektronu gönderdin. Bana söyler misin? Burada elektronu alabilecek kim var? Dikkat et bu sıvı tuz. Yani burada Na var ve Cl var. Elektronu kim alabilir bunlardan hangisi? Hı? Kim? Ne? Klor mu? Klor zaten eksi. Klor zaten elektron almamış mı? Zaten almış zaten eksi. O zaman kim alabilir? Sodyum. O zaman burada ne gerçekleşecek? Burada sodyum bizim gönderdiğimiz elektronu alacak. Bizim gönderdiğimiz elektronu alınca indirgenip elemental hale geçecek. Peki sodyum elektron alıp indirgendiğine göre, indirgenme olduğuna göre bu kutup hangi kutup? Katot. Tamam. Buraya da birinin elektron vermesi lazım. Devreyi tamamlayacak şimdi. Gönderdiğin elektronu sodyum aldı. Buradaki elektronları kim verecek o zaman? Kim verecek? Efendim? Sodyum artı o veremez. O zaten vermiş. Klor verecek. Klor eksiydi. Elektronlarını şu çubuğa vererek elemental hale geçti. Ama ametaller bildiğiniz gibi elemental halde atomik yapıda bulunmaz. Moleküler olur. Yani bunun Cl2 olması lazım. O zaman bu da 2Cl olacak. 2Cl olursa bu da ne yapacak? 2 elektron verecek. Burada da klor yükseltgende. Yükseltgenme anot da olurdu. O zaman bu da bizim anot tabımız. Anlaştık değil mi? O zaman elektrolizde yine katotta indirgenme, anotta yükseltgenme oluyor. Ama yukarıda gördüğünüz gibi katotta indirgenen maddeler, bak şurada katotta indirgenen maddeler hep katyonlar. Katotta artılar indirgeniyor. Anotta ise şöyle rengini değiştirelim. Anotta ise eksiler yükseltgeniyor. Anotta bizim elimizdeki eksi yüklü maddeler yükseltgenip elektron verirken katotta bizim elimizdeki artı yüklü maddeler elektron alarak indirgeniyor. Tabii bu artı 2 ise 2 elektron alacak. 3 ise 3 elektron alacak. Eksi yüklü maddelerde de biraz önce söylemiştik. Bunlar ametal olduğu için doğada genelde moleküler olarak bulunuyor. O yüzden bunların tepkimesi de böyle. Anlaştık mı? Hadi o zaman devam edelim. Şimdi aynı sistem bu defa tuzlu su var. Elektronu gönderdin ya. Elektronu alabilecek iki şey var. Elektronu alabilecek dikkat et. Eksi değil. Artılar alır. Anladın değil mi? Elektronu alabilecek sodyum var. Bir de hidrojen var. Elektronu verebilecek klor var. Bir de OH var. Hocam bu nereden çıktı? E tatlım tuzlu su ya. E su da hidrojen ve OH olarak az da olsa iyonlaşıyor. Dolayısıyla hidrojen burada elektron alabilir. OH'da elektron verebilir. Hmm. Peki
Bunlar artı, bunlar elektron veremez. Bunlar elektron alacak. Yani katot olacak. Bunlar eksi elektron alamaz. Bunlar da elektron verecek. Yani anot olacak. Peki hangisi önce? Hani nihayetinde biri önce çıkar, diğeri sonra çıkar. Burada yine aktiflik kuralları devreye giriyor. Aktiflik. Bunların ikisi de elektron alacak. Sodyum ve hidrojenin aktifliğini söyler misin? Efendim ne? Sodyum daha aktif. Aktif ne demekti metalde? Elektron vermeyi daha çok istiyor. Ama bunlar elektron alacak. Sodyum elektron vermeyi daha çok istiyorsa hiç elektron alır mı? Hayır, hidrojene der ki hadi. Hadi tatlım sen elektronu al. Hadi sen elektronu al. Önce hidrojen açığa çıkar. Yani burada kim açığa çıkıyor katotta önce? Pasif olan, pasif olan metal. Metal olması şart değil tabi. Pasif olan katyon önce açığa çıkıyor. Hidrojen metal değil nihayetinde. Anlaştık değil mi? Pilde de zaten yine pasifti katot. Burada da pasif. Burada sadece ayırıyoruz bak. Katodun mutlaka artı iyon olması lazım. Elektron alacak ya, katodun artı iyon olması lazım bu sistemlerde. Artı iyonlar arasında en pasifini alıyoruz. Eksiği katmıyoruz burada. Gelelim anota. Bunlar da elektron verecek. Bunların elektron verme isteği genelde soru size verir. Yani bizden istemiyor. Ametaller çok bizden istenen bir şey değil. Ama ben size söyleyeyim. OH klordan daha aktif. Ama ametalik aktifliği fazla. Yani elektron alma isteği fazla. Aynı mantıkla burada da elektron vereceğine göre ametalik aktifliği az olan. Şimdi bu almayı çok istiyor. O zaman klor vermeyi çok istiyor. Burada da kim? Burada da ne diyeceğiz o zaman? Elektron vermeyi çok isteyen. Elektron vermeyi çok diyeyim. Aktif pasiften bahsetmeyeyim. Niye? Çünkü ametalik aktiflik mi verecek? Metalik aktiflik mi verecek? Bilmiyorum. Kedi yere düştü. İyi misin? Tamam, iyi. Şimdi toparlıyoruz. Katotta indirgenme oluyor. Mutlaka katyon olacak ve yine pasif olan. Anotta yükseltgen mi oluyor? Mutlaka anyon olacak, anyon olacak ve yine aktif olan bu sistemlerde. Hemen geliyoruz. Anotta eksiler, anyonlar toplanır. Yine yükseltgen mi olur? Birden fazla eksi varsa elektron verme isteği fazla olan önce açığa çıkar. Sık kullanılan metallerde iyot, brom, klor, oksijenden daha çok elektron vermek istiyor. Yani iyot, brom, klor varken OH'tan oksijen açığa çıkmaz. Ve bunların genel tepkimesi şöyledir. Mesela 2 iyot eşittir I2 artı 2 elektron. Burada OH sadece biraz farklı. OH'ın tepkimesi şöyle arkadaşlar. 2OH 1 bölü 2O2 2 elektron bir su. Bunun mantığı da şu. Şöyle 2 tane OH. Bir OH diğer OH'tan hidrojen alarak H2O'ya dönüşüyor. Şuradaki bir tane oksijen de 1 bölü 2O2 olarak açığa çıkıyor. Oksijenin burada eksi 2 idi. Burada 0 olduğu için de 2 elektron vermiş oluyor. Bu tepkime bu. Bunu istersen sen işte O eksi 2, 2 eşittir O2 artı 4 elektron olarak da yazabilirsin. Hesaplamada çok bir önemi yok bunun. Bu sadece suyun OH'ından oksijen açığa çıktığı için onun açığa, nasıl açığa çıktığının göstergesi olan bir tepkime. Katotta artılar toplanıyor. İndirgenme oluyor. Birden fazla madde varsa elektron verme isteği az olan, yani pasif olan açığa çıkıyor. Metallerin aktifliğini biliyoruz. Burada en pasif olanlar öncelikle açığa çıkar. Ve metallerin katotta açığa çıkma tepkimesi de atıyorum. Bakır artı 2 mi açığa çıkacak? Bakır artı 2, 2 elektron hemen tak. Hemen element haline getiriyorsun bak elektrolizde. Hemen element haline getiriyorsun. Anlaştık değil mi? Hadi o zaman bir iki örnek çözelim. Daha sonra bu videoyu bitirip ikinci videoda da bunların işlemlerini yapalım. Bir çözeltide potasyum, sodyum, hidrojen, klor, OH varmış. Anot ve katot. Anotta kimya. Bak hemen yazıyorum. Kimya. Ne demiştik? Katotta indirgenme, anotta yükseltgenme olacak. Anotta yükseltgenme. Düşünüyorum. Potasyum, metal yükseltgenir. Hayır. Zaten artı nasıl yükseltgenecek? Zaten artı zaten yükseltgenmiş. O zaman kim yükseltgenebilir? Bunlar. Bunlar anotta açığa çıkacak. Bunlar yükseltgenebilecek. Bunlar da katotta açığa çıkacak, indirgenecek. Şimdi elektron verme isteği. Önce bakıyorum. Şunlar anotta açığa çıkacaktı. Anotta yükseltgenme, yani elektron verme gerçekleştiğine göre elektron vermeyi en çok isteyen açığa çıkar. İyot açığa çıkar. Bunlar elektron alacak. Bunlar. Çünkü artı. Ya elektron alacak. Elektronu en çok almak isteyen vermeyi en az isteyendir. Yani hidrojendir. O zaman katotta hidrojen, anotta iyot. Tamam değil mi?
İşin mantığını anladık. O zaman bakalım. Metalik ametalik aktifliği vermiş. Hangisi önce açığa çıkar? Şimdi ametaller anotta açığa çıkıyor. Çünkü eksiler, indirgenemezler zaten eksi. Metallerde katyon olduğu için katotta açığa çıkıyor. Anotta elektron verme gerçekleşecek. Ametalik aktiflik elektron alma isteği. Elektron almayı en az isteyen, vermeyi en çok isteyendir. Katotta elektron alma gerçekleşir. Bunlar metalik aktiflik verme isteği. Vermeyi en az isteyen, almayı en çok isteyendir. O zaman katotta nikel, anotta iyot. Cevabımız B. Anlaştık değil mi sevgili arkadaşlar? Yani katotta artılar indirgeniyor. Anotta eksiler yükseltgeniyor. Eksiler arasında elektron vermeyi en çok isteyen, artılar arasında da elektron almayı en çok isteyen açığa çıkıyor. Bunları unutmuyoruz. Bunları hatırlıyoruz. O zaman hadi ikinci videoda ne yapalım? Bunların hesaplamalarına geçelim bakalım. Görüşürüz.